Bugün bazılarınız için çok da hayati bir bilgi vereceğim. Sayıları çok fazla olmasa da çevremden şimdiye kadar gördüğüm şeylerden oranlarsak böyle kadınların %2'sinde %3'ünde bulunan bir karakter tipinden bahsedeceğim. Bir davranış biçiminden bahsedeceğim. Kadınların %2'sini %3'ünü kapsasa da erkeklerin %10'una %15'ine belki daha fazlasına zarar veren bu kadın tipinden bahsedeceğim. Belki de bazılarınız bunun farkına varıp kerizlenmemeye sağlayacak. Yanlış sinyalciler diye başlık atmışımdır büyük ihtimal bu podcast'te. Çünkü tam adını da bilmiyorum. İsimlendirilmesi yapılmış mı onu da bilmiyorum. Bu tarz kadınlar şöyle yaklaşıyor. Çevresinde görece daha az ilişkisi olan erkeklere ya da ilişki tecrübesi az olan erkeklere yani kendi liginin altındaki erkeklere arkadaştan öte davranan kadınlar diyebiliriz. Yanlış sinyaller veriyor. Hani bir ikili ilişkinin flört olup olmadığını anlamanız için karşı taraftan belli sinyaller alırsınız. Size bazı dokunuşları olur, size bakışları olur, size davranışları olur. Bu tarz kadınlar sizi arkadaşı olarak görüyor ama davranışları da flört veya sevgiliye yapılan davranışlar. Çok keskin gördüğüm birkaç örnek var. Bu örnekler üzerinden bahsedeceğim. Mesela ilk bahsettiğim kız yaklaşık böyle 4-5 erkeği bu taktikle köleleştirmiş bir kızdı. Yolda yürürken o çocuğun koluna girer, yanağından öper, sevgi gösterileri yapar. Hatta evindeyken aynı yatakta uyur. Neredeyse flört olabilecek bütün her şey var. Cinsellik yok sadece. Sürekli o erkeği kendini özel hissettirebilir. O erkeğin onda şansı olabileceğini hissettirir. Peki ne oluyor? bu? durumda. Önce o ilgiyi gösteriyorlar. Erkek de özellikle işte tecrübesiz erkek bu kişilere karşı lan biz bununla flörtüz o zaman ben bunun için çabalıyım demeye başlıyor. İlk bahsettiğim kız mesela evini dizdirmişti böyle. Tatile götürüyordu eleman bunu. Dışarıda hiç para harcamazdı bunlar sayesinde. Sürekli bir konuda yardıma ihtiyacı olduğunda başka şehirlerden insanlar uçakla gelebilirdi. Hatta bir tanesini hatırlıyorum bak bir tane yıkık eleman. Ağrı'dan mı? Ardahan'dan mı? Ne? Önce Ankara'ya otobüsle mi? Uçakla mı ne geliyor? Sonra olaya bak taksi kiralıyor. Bursa'ya taksiyle geliyor. Taksiyle. Araç kiralama demiyorum. Taksi. Çünkü çocuk onunla flört olduğunu sanıyor. Çocuğa telefonda nasıl davrandığını çok iyi biliyorum. Çocuk bunun yanına gelince birkaç gün kız bunu bir güzel kullanıyor. Geceleri eğlenmeye çıkıyorlar. Sabahları çeşit çeşit yerlerde kahvaltılar. Kıza bol bol pahalı hediyeler. Bugünün parasıyla değil bir buçuk sene öncesinin parasıyla düşünün bunu. Kızla birkaç gününün bedeli çocuğa yaklaşık 15 bin liraya falan patlıyor. Öyle böyle bir para değil sonuçta bu da. O zaman için söylüyorum 5 asgari ücret. Peki kız bununla herhangi bir yakınlaşmada bulunuyor mu? Bir başka örnekte de arkadaşımın arkadaşı yapıyor bunu. Kız elemanla flört ediyor. Daha doğrusu flörtümsü davranıyor. Çocuk bu kız için başka bir ülkeden geliyor, alıyor kızı, Antalya'ya tatile götürüyor. Bildiğin çok da pahalı bir otelde 5 gün tatil yapıyorlar. O sırada çocuk bunu açılıyor tabii ki. Kız bunu reddediyor. Sonra bir daha açmayalım bu konuyu diyor ama kapıyı da tam kapatmıyor. Çünkü o çocuğun buna para harcaması gerekiyor. 5 gün mü bir hafta mı ne? İyice parasını sömürüyor çocuğun. Bu çocuğa da yaklaşık maliyeti 15-20 bin lira mı ne? Ama bu yakın zaman için geçerli. Bir başka örnekte eski takıldığım bir kızın olayıydı. Kız yine bir çocuğa yanlış sinyalleri vermiş de vermiş. Eskişehir'den eve taşınıyor bak kız. Evini boyamaya Amasya'dan bir ekip geliyor. Amasya'dan. Böyle öyle amşan bir evde değil ha. Bir artı bir ev. O zaman için maliyeti toplasan 600 lira 700 lira ya var ya yok. Çünkü eleman onda bir şansı olduğunu düşünüyor. Elemana davranışlı ne biliyordum işte bol bol sarılıyor bol bol iltifatlar çok önemsemeler işini gördükten bir hafta sonra da çocuğu şutluyor bir başka örnekte de okulda görmüştüm ben bunu eski okulumda kız sınıftan 5 tane erkeği kendine köle haline getirmişti hatta bir tane manzara varmış arkadaş anlattı onu gören kız her yeri ağrıyor deyince bir elinden bir eleman tutuyor bir elinden bir eleman tutuyor omuzunu da başka bir eleman tutuyor bak 3 kölesi bir anda başlıyor kıza masaj yapıyorlar hepsi bu kızda bir şansı olacağını düşünüyor ona göre işte bu kıza karşı çabalıyorlar. Kızsa bunlara kölelerim diyor direkt. Ama çocuklar yediremiyor. Çünkü bir noktaya kadar çabalıyorlar ya. Bu çabalamadan sonra geri dönüşe de giremiyorlar. Ve ayrıyeten şöyle bir olay da var. Yüzde bir yüzde iki şansım olsa bile devam edeyim ben diyorlar. Çünkü normalde ulaşabilecekleri güzellikteki kızlar değil bunlar. Kendiliklerinin çok üstünde kalabiliyorlar. Ve bunu yapan kızların genelde işte 4-5 tane bu tarz köleleri oluyor. Ve bu çocukları da sağlam ekonomik sıkıntılara sokabiliyorlar. Bütün kadınlar da böyledir gibi bir triplere de girmeyin. Bazılarınız bunlarla karşılaşınca hayata küsüyorlar. Baya saldırgan tavırlara yaklaşabiliyorlar. Veya hayatına giren iyi kadınlara karşı da kötü yaklaşımlarda bulunabiliyorlar. Bu konularda genelde şöyle bir tavsiye vereyim arkadaşlar size. Kendi liginizde durun. Kendi liginizin çok üstüne gittiğinizde böyle harcanabilirsiniz. Liginizi de artık kendiniz hesaplayın. Veya sizi beğenen kadınlara göre bir ortalama alın. Ayrıyeten bir ikili ilişkinin flört olup olmadığı bir süreden sonra anlaşılır. Flört kavram öyle 3, 5, 10 ay sürecek kavramlar değil. Konuşmaya mı başladınız? Bir ay içinde çoğu şey anlaşılmaya başlanır zaten. Karşı tarafın size gerçekten ilgisi var mı yok mu? Veya işte biri size karşı çok sıcak davranıyorsa o meseleyi de biraz sorgulayın. Mesela şöyle bir şey yapabilirsiniz. Bu tarz kızlar onlara yaklaşan erkeklere genelde iyi davranır ama o erkekler için de öyle çok para harcamazlar. Sizin için bir şey hazırlıyor mu? Sizin için elinden geldiğince bir şeye çabalıyor mu? Bunu kontrol edin. Buna dikkat edin. Bir diğer yandan ilişki tecrübe tecrübeniz yok diye bunu da ilişki sanmayın. Şüpheci olabilirsiniz bu konularda. Bir lan değil yani. Çünkü genelde bu tarz kadınlar hayatına daha önce bir iki kadın girmiş veya hiç kadın girmemiş erkekleri böyle bu tarz kullanıyorlar. Ve bu erkekler de kendileri atlıyor. Kendileri köle olmak istiyor. O sadece yemliyor bunlara. Daha bunun gibi çok fazla örnekte verebilirim. Bakıyor yemliyor. Çocuk bunun için çok fazla çabalamaya başlıyor. Sonra bir şeyler aldırmaya başlıyor. Bir tanesine mesela iPhone almıştı. Yeni çıkan modellerinden çok da fazla parayı. Şunu da düşünebilirsiniz. Eğer o kızın karşı cinsten arkadaşları bu kız için alakasız çabalarda bulunabiliyorsa bilin ki bu kızın o kızlardan olma ihtimali yüksektir. Alakasız çabalardan bahsediyorum ama. Mesela ben bugün bir arkadaşım için 300 liralık 500 liralık bir çaba sarf ederim. Arkadaşımdır değer de 500 lira ne ki? Özellikle günümüz ekonomisinde. Veya bir arkadaşımın otogara gitmesi gerekiyordur. Alır götürürüm. Vaktim varsa bu normal bir şeydir. Başka bir şehirden geliyordur. Onu gezdirmek isterim. Bunlar arkadaşın arkadaş yapabileceği şeylerdir. Ama bir arkadaşım için de Amasya'dan Eskişehir'e boya yapmaya gitmem. Çoğunuz gerçekten saf duygular besliyor, çabalamak istiyor. Çabanızı doğru kişilere yönlendirmeye çalışın. Doğru kişiye yönlendirdiğinizde çok güzel ilişkileriniz de olabilir. Zaten bu noktada sizin saflığınız kullanılıyor. Sizin bu konular hakkındaki düşünceleriniz nelerdir dostlar? Gelecek podcast'te görüşmek üzere öpüyorum hepinizi.